İslam ekonomisi. Ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi, müsaade ederseniz önce yani siz evet bu konudaki çalışmalarımı bildiğinizi söylediniz ama ben izleyiciler açısından hani şimdi bir takım yargılarda bulunacağım. Bu adam bu yargılarda bulunmaya ehil midir, değil midir? Hususuna açıklık kazandırmak için bu konuyla ilgili bir şeyimi, geçmişimi müsaade ederseniz hızla anlatayım. İlk defa 1995 yılında İslam Kalkınma Bankası'nın İstanbul'da düzenlediği bir seminer, sempozyum programında müzakereci olarak, o zaman Allah rahmet eylesin Adnan Büyükdeniz Bey'in oturumunda bu konuda akademik bir sunum yaptım. Yani 1995'te başladım bu işe. O tarihten beri Taha Bey, Cidde'den Malezya'ya, İngiltere'de Durham'dan yani İstanbul'a, bu konuda Leicester'dan İngiltere'de yine yani dünyada bu konuyla ilgili çalışılan Cidde'ye kadar hem yani teorik olarak hem akademik olarak kim ne çalışma yaptıysa takip etmeye çalıştım. IFSB vardır, Islamic Financial Services Board. Orada Merkez Bankası'nı ve Borsa İstanbul'u temsilen görev yaptım. Merkez Bankası'nda bulunduğum dönemde International Islamic Liquidity Management Corporation diye bir kuruluşu 13 Merkez Bankası ile beraber kurduk. Kuruluş anlaşmasına ben imza attım. İcra kurulunda görev yaptım, yönetim kurulunda görev yaptım. Borsa İstanbul'da olduğum dönemde katılım endeksinin hazırlanmasına ben arkadaşlarımla beraber tabii birlikte gerçekleştirdik. Ben de katılım endeksini bir cümleyle açalım. Katılım endeksi bu Batılıların herhangi bir rahatsızlık duymadan şeria compliant dedikleri, yani bu İslam'ın helal ve haram ölçütlerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir yatırım fonudur. Yani faizsiz yatırım fonu. Sadece faiz değil. Biliyorsunuz o helal haram değerlendirmesinin içerisinde mesela alkol, kumar gibi şeyler de giriyor. Evet. Onların da olmaması gerekiyor. En sonda da Taha Bey, Dünya Bankası'nı ikna ettim. Dedim ki ya bunu biz burada yapıyoruz ama acaba yani bir de dünyanın geri kalanıyla birlikte bunu tartışalım. Dünya Bankası ilk defa Amerika Birleşik Devletleri dışında bir araştırma merkezi kurdu. Ve uluslararası bir finansal kuruluşun kurduğu ilk İslami finans ve ekonomi araştırmaları merkezidir. O da Borsa İstanbul bünyesinde kuruldu. Yani hani hem teorisiyle hem uygulamasıyla ilgilenmiş birisi olarak bunları söylüyorum. Lütfen bu şekilde anlaşılsın. Şimdi Francis Bacon'ı bilirsiniz. Francis Bacon meşhur bir... Yani, modern bilimin öncülerinden birisi. Evet, deneyselciliğin öncüsü. Evet. Ona atfedilen, doğru mudur, şehir efsanesi midir bilmiyorum ama yakışan bir şey. Der ki bir şeyinde, makalesinde, 1432 yılında bizim bütün alim, ulema takımı atın ağzında kaç diş var diye bir tartışmaya girdi. Ve bunun yıllarca tartışıp içinden çıkamadılar. Sebebi çok basitti çıkamamalarının. Atın ağzında kaç diş olduğunu Aristo'nun kitaplarında, Akinalı Thomas'ın kitaplarında ya da Kitab-ı Mukaddes'te aradılar. Oysa yapılması gereken atın ağzını açıp kaç diş olduğunu saymaktır. Şimdi benim Bey, bu anlattığınız olay rahmetli Adnan Adıvar'ın Bilim ve Din adlı, o çok büyük biliyorsun. Evet. Eserinde vardır. Orada aynen bunu anlatıyor. Evet. Şimdi bunu benim yani kendi yaptığım araştırmalar neticesinde edindiğim kanı bu tabii, yorum. Ben Francis Bacon'ın bunu Endülüs medeniyetiyle girdiği ilişki aracılığıyla İslam toplumundan edindiği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgedeki insanların temel inanç öğretisinin çerçevesini çizen Maturidi inancı, Maturidi akaidi diyelim. Bunun ilk yazılan kitabı yine bir Türk kökenli İmam Nesefi'nin Batı Asya'da yazmış olduğu Nesefi akaidinde birinci madde şudur: varlıkların gerçekliği kesindir. Devamında da der ki o varlıklara ilişkin bilgi varlıkların kendisinden elde edilir. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda üniversite yıllarındaydım, çok şaşırdım. Şimdi akaid kitabı dediğiniz şey de
İşte Allah'ın varlığı, ahiret, melekler filan, peygamberlik, vahiy, böyle şeyler bekliyorsunuz. Akaid kitabının ilk maddesi aslında Aristo'yla Platon arasındaki kadim bir felsefi tartışmanın Aristo'dan tarafa tavır alarak hükme bağlanmasıyla başlıyor. Şimdi önemli olan şey ne burada? Maturidi akaidinin bakış açısıyla, ki dediğim gibi Türkiye'de yaşayan insanlar da dahil olmak üzere bizim inanç dünyamızı şekillendiren öğreti budur. Bir varlığı öğrenmek istiyorsanız Francis Bacon'ın verdiği örnekteki gibi bir takım yazılı metinlere, bir takım başka kaynaklara müracaat etmeden önce, onlara edilmesin demiyorum ama önce o olgunun kendisine bakmak gerekir. Şimdi biz ise ne yazık ki bu İslami ekonomi, İslam ekonomisi filan diye bir kavramdan bahseden insanların tamamı Francis Bacon'ın eleştirdiği o skolastik kilise babalarının tavrını sergiliyor. Yani bundan yüzyıllar önce bir kapalı ticaret ve tarım toplumunda o dönem yerleşik uygulama, bir de hani yeni bir şey ortaya getirilmiş, yeni bir şey üretilmiş değil. Yerleşik uygulama devam etmiş, o sözleşmeleri, o davranışları, oradaki o örnekleri alıp bugüne işkence ederek, yani hem bugünkü işlemlere işkence ediyoruz, hem o günkü örneklere işkence ediyoruz, birbirine uydurmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü işte bu atın ağzında kaç diş olduğu sorununu kitabı mukaddesten çözeceğiz. Oysa İmam Ebu Yusuf, daha sonra bugüne gelelim, daha yakına gelelim. Kanuni döneminin büyük Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi. Ondan sonra 17. 18. yüzyılda bu konuda çalışan çok sayıda insan var. Ya bunların tamamı bu konuları bugün benim anlatmaya çalıştığım şekilde bilim, akıl ve rasyonalite çerçevesinde inceleyip aslında sonuca ulaştırmışlar. Bizim talihsizliğimiz şu: İslam toplumunu modernleşmek zorunda olduğunu fark eden entelektüeller ilk defa Osmanlı topraklarında çıkmış aslında. Namık Kemal gibi, Şinasi gibi, Ziya Paşa gibi, daha sonra Tunuslu Hayrettin Paşa gibi, Ahmet Cevdet Paşa gibi. Onlar bu isimleri ben çok büyük bir heyecanla dinliyorum. Çok teşekkür ediyorum size bu isimler hakkında. Onlar böyle bir çaba içindeyken ve gerçekten geleneksel bir toplumdan kendi değer sistemine bağlı kalarak bir modern toplum inşa etme arayışındayken devreye bizim Hint alt kıtasındaki siyasi bir tartışma girmiş. Nedir o tartışmada? Hindistan'da Müslümanlarla Hindular bir arada yaşıyor. İngiliz sömürgeciliği oradan çekilecek artık, erken işaretleri belli olmaya başlamış. Oradaki bir grup Müslüman entelektüel diyor ki ya Müslümanlar ayrı bir siyasal entite kursun burada. Yani Hindulardan ayrılalım, onların içinde kalırsak biz yok oluruz, eririz. Bunu sağlamak için de bir ideoloji üretiyorlar. Bu ideolojinin temel şeyi de, mesajı da İslam'ın her şeyi kendine özgüdür. İslam geri kalan her şeyden farklıdır. İslam'ın siyaseti, ekonomisi, toplumsal yaşantısı, her şeyi kendine özgü olmak zorundadır. Bunu da yaparken aslında bakın çok belki paradoksal gelecek. Bunu yapmaları, mesela bizdeki çabaların, girişimlerin sözcüleri Batı'yla bir hesaplaşma içine girdikleri zaman hiçbir zaman apolojitik davranmazlar. Bir alttan almazlar. İddialıdırlar. İddialı konuşurlar. Bir özgüven vardır. Orada konuşanlar Büyük Britanya Kraliçesi'nden kendilerine diğerleriyle eşit vatandaşlık statüsü tanımasını sağlamak için bu teorileri geliştirirler. Yani burada bir paranteze bir şey söyleyebilir miyim? Yani çok önemli bir konu. Olağanüstü derecede önemli bir konuya işaret ettiniz. Mesela Ernest Renan, İslam terakki yemanidir diye İslamiyet'e böyle ağır bir dille saldırdığı zaman bizim ülemanın bundan haberi bile yoktur. Evet. Buna cevap yazan Namık Kemal. Kemal'dir, tabii. Ve o cevap da bakın hiçbir zaman alttan almaz, apolojitik bir tavır takınmaz.
bir tezle çıkarıyor. Cevap yazıyor, savunuyor yani, İslam'ı. Oysa mesela işte bu bahsettiğim şey, şimdi bu Hint alt kıtasındaki bu tartışmaların neticesinde İslam iktisadı diye bir kavram ortaya çıkıyor. Günümüze gelirsek. İlk çıkaran da ben kendisini çok severim, çok saygı duyarım, görüşlerine de çok değer veririm. Muhammed İkbal'dir. 1903'te ilk bunu yazmış. Şimdi bugün baktığımız zaman İslam ekonomisi diye bir şeyden bahsediyorsak ilkelerden bahsetmemiz lazım Taha Bey. İslam benim inandığım ve anladığım şekliyle bize diyor ki ey insanlar siz kardeşsiniz. Aynı anne babadan doğmuş gibi bakın diğer insanlara da. Bütün insanlara diyorum bakın dikkat ederseniz. Yani sadece sizinle aynı inanç sistemine sahip, inançlara sahip olanlara değil. Bütün insanlar hepiniz kardeşsiniz. Dolayısıyla dünyada kardeşçe yaşayın. Kardeşçe yaşarsanız barışı, esenliği hakim kılarsınız. Hem siz insan onuruna yaraşır bir hayat sürersiniz. Hem de diğer canlılara, hatta cansızlara karşı sorumluluklarınızı da yerine getirirsiniz. Bunun yolu ise birbirinize haksızlık etmemektir. İşin özü bu. Bunu sağlamaya yöneliktir. Bütün getirilen kurallar, düzenlemeler vesaire. Şimdi yani lütfen beni mazur görün. Çok sevdiğim bir atasözü var. Der ki parmak ayı işaret eder ama akıllı olmayanlar onun işaret ettiği aya bakmak yerine parmağa bakar. Bizim durumumuz tamamen böyle. İslam ekonomisinden benim anladığım Taha Bey, bütün paydaşlara adaletle davranılan, bütün işlemlerin şeffaf olduğu, avantajlı pozisyonda olanların her zaman hesap vermeye hazır olduğu, toplumdaki bütün bileşenlere, hatta çevreye karşı duyarlılık bilinciyle davranıldığı adil, serbest, özgür ve doğal bir ekonomik düzendir. Siz bununla kurallı piyasa ekonomisini tanımlıyorsunuz. Zaten aksi olması mümkün değil ki. Yani ben zaman zaman böyle öğrencilerle bu sohbeti yaparken hep şu örneği veririm. Bakın derim, insanın yaratılışıyla ilgili Kur'an'da bir hikaye anlatılır. Adem'in yaratılışıyla ilgili. Adem'e Allah bu görevi, bu imtiyazı yükleyeceğini söylediği zaman melekler itiraz eder. Diyorum ki bakın ne kadar demokratik bir ortam var. Yani melekler Allah'ın bir kararını sorguluyor. Ve diyorlar ki sen yanlış karar verdin, böyle yapmamız. Allah da demiyor ki ben Allah'ım, siz ne karışıyorsunuz benim işime. Onları ikna etmek için rasyonel açıklamalar yapıyor. Diyor ki bakın insan esmayı biliyor ve hatta bunu söylemekle de yetinmiyor, bunu kanıtlıyor bir somut şeyle. Ve ondan sonra sorun bu şekilde çözüme kavuşturuyor. Dikkat ederseniz orada Allah'ın insanın üstünlüğünü kanıtlamak için öne sürdüğü argüman akıldır. Yani soyut düşünme yeteneği, isimlendirme soyut düşünme yeteneğidir. Yani dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bize olan en büyük nimeti aklımızı kullanarak tabii ki onun bizim için önerdiği sistemden başka bir sistem bulmamız mümkün değildi ki Taha Bey. Bunların ikisi doğal olarak şey yapacaktı, birbiriyle yakınsayacaktı. Nitekim de öyle olmuştur. Bunun dışındaki şeylerle vakit harcamak, şu sözleşmeyi buna uydurmak, bir takım işte fıkıh kitaplarındaki modelleri alıp bugüne uyarlamaya çalışmak bence enerji kaybıdır ve Maturidi akaidine gerekli saygıyı göstermemektir. Orada bu zaten